Merhaba sevgili Bilgi Ağacı izleyicileri. Birbirinden özel konular ve birbirinden değerli konuklarla Bilgi Ağacı devam ediyor. Bugünkü konuğumuz yazar ve özelde aslında kendisini roman yazarı olarak tarif ediyor Selda Terek. Hoş geldiniz Selda Hanım. Hoş bulduk Cem Bey. Evet, bugün Selda Hanım'la tabii bir yazarla ne konuşulur? Yazı konuşulur, kitaplar konuşulur, dergiler konuşulur. Bugün bu konuları konuşacağız ama bunların özelinde aslında çok yeni bir konsept, belki çok yeni değil fakat Türkiye'de yeni olan bir konsept var. Dergi ve kitap bir arada, böyle bir çalışması var Selda Hanım'ın ve bunu da ayrıca konuşuyor olacağız. Kitapların geleceğini konuşacağız, geçmişini ve bugünü de ayrıca konuşacağız. Evet Selda Hanım, çok güzel bir kitap projeniz var. Önce bir onunla başlamak istiyorum. Çıldırmadan Önce Son Çıkış. Zaten evet. Kapak da çıldırmış vaziyette. Dali'nin bir illüstrasyonu var ve son çıkış yazısı da ters olarak yazılmış. Şimdi bu bir dergi gibi görünüyor ama arka yüzüne baktığımızda ise aslında bir kitap gibi duruyor. Bu nedir? Bir kitap mıdır yoksa bir dergi midir? Cem Bey, şimdi buna yayın dünyası aslında bukazin diyor. Yani book ve magazinden türemiş bir yabancı kelime. Şöyle ki çok kısa özetleyeyim. Aslında dergi, neden dergi? Çünkü periyodik olarak çıkıyor. Biz bunu 3 ayda bir planladık. Ama 200 sayfalık bir dergi olur mu? Ve şöyle söyleyeyim. Mesela 5. sayısı çıksa da 1. sayısına hala 1. sayısının yeni baskılarına ulaşabiliyor olacaksınız. Bu anlamda ama periyodik olması ve içindeki bol yazar kadrosu nedeniyle de dergi. Sadece de hani yazarlarımız yok aslında, röportajlarımız var, listelerimiz var enteresan. Böyle röportajlardan biri çok dikkatimi çekti. Elon Musk'ın annesi Maya Musk'la röportaj yapmışsınız. Evet, ilk sayımızda böyle bir şey yaptık. Evet. Değişik röportajlar istiyoruz, evet. Türkiye'de yani birçok kişinin ulaşamayacağı bir isim. Gerçekten de başarılı, güzel bir röportaj olmuş. Çok da enteresan bir kadın. Yani evet. Öneriyorum. Elinizde dergi var. Hiçbir şey kolay olmamış. Yani biz zannediyoruz ki hani kadınlarımız zorluğu sadece bizim ülkemizde çekmiyor. Dünyada kadın olmak aslında bu zorluklara göğüs germekte oluyor. Hani şu anda bakıyorsunuz Elon Musk'ın annesi ama ağzında gümüş kaşıkla doğmamış. Ne sıkıntılar çekmiş. Okumanızı öneririm. Bunu da çok samimi bir dille şey yaptı, bize anlattı. Çok keyifli bir röportaj oldu. Evet, çok güzel ve dergide birbirinden değerli yazarlar da var. Hani ilk etapta dikkatimi çeken Angelika Akbar, Ayşe Tolga, Billur Aktürk, Gülşah Elikbank, Nevşah Fidan Karamehmet. O kadar çok yazar var ki Uğur Koşar, Uğur Batı, Ufuk Tarhan. Ya bu kadar yazarı bir araya toplamak kolay oldu mu sizin için? Zor olmuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle Cem Bey, ismi biraz enteresan. Çıldırmadan Önce Son Çıkış. Bu ismi aslında bize pandemi süreci koydurdu. Çok evet, çok ortak noktamız var insanlarla. Herkes biraz böyle ne yapacağım ben kaygısıyla o eşeğe kadar geldi. Ve kime bahsettiysek biz bu projeden, biz Çıldırmadan Önce Son Çıkış ismi böyle bir projeye girişiyoruz. Ne dersiniz diye çok severek geldiler. Çok zor olmadı ama tabii takdir edersiniz ki bu kadar çok ismi koordine etmek biraz zaman alıcı bir şey. Çok zor olduğunu söyleyemeyeceğim. İnşallah devamlılığı da olur. İnşallah. Bu fikir nasıl ortaya çıktı peki? Yani bukazin fikri nereden çıktı ortaya? Biraz riskli bir çalışma aslında. Şimdi aslında bukazin ismi bizim ülkemize biraz yabancı olsa da bu tip çalışmalar var. Örneğin Destek Yayınları Ramen diye bir dergi çıkarıyor, bir edebiyat dergisi. İçinde onun da pek çok yazar, 30'un üstünde yazar var ama onlar edebiyat yazıyorlar. Nasıl işte Ot, Kafa, bu tip Kafka Okur vesaire gibi dergiler var. Ama kişisel gelişim, psikoloji, psikiyatri, holistik sağlık açısından bu kadar yazarın toplandığı bir dergi yok. Şimdi ben hep diyorum ki Bu kadar mesela yazarlarımızdan herhangi birinden bir randevu almaya kalksanız, mesela Mehmet Zihni Sungur'dan, belki size 6 ay sonrasında bir randevu verebilir. Yani o kadar yoğun insanlar ki aslında ben kendimi çok şanslı addediyorum. Bu kadar yoğun insanların bana evet demiş olmaları büyük bir şans. Yazarlarımız böyle. Konusunda yeni. Yani kişisel gelişim ve psikiyatri ağırlıklı olması açısından yeni. Yazarlarımızın çoğu doktorlardan oluşuyor. Tıp doktorları, psikiyatristler, psikologlar, işte hormon uzmanları, bunun yanı sıra beslenme uzmanları, holistik sağlıkçılar ve herkes işin açıkçası konusuyla ilgili bir şeyler yazarken temamıza sadık kalıyor. Şimdi ilk sayımızın teması duygular ve değerlerdi. Böyle göstereyim. Duygular ve değerler. Herkes bu çerçevede bir şeyler yazmaya çalışıyor. Mesela aramızda hukukçular da var. Herkes kendi gözlüğüyle bakıp anlatıyor konusunu. İkinci sayımızın konusunu duymak ister misiniz? O Temmuz'da. Evet. Şimdi hakikaten çok çekici bir konu. Söyleyemediklerimiz, içimize attıklarımız, arka bahçelerimiz ve itiraf edemediklerimiz. İtiraf edemediklerimiz. Edemediklerimiz konusunda psikiyatristlerin, psikologların ne diyecekleri. Şimdi ben derginin hem genel yayın yönetmenliğini yapıyorum hem de editörlüğünü yapıyorum. Diyorum ki bir an önce bana yazılarınızı gönderin. Merak ediyorum. Hakikaten de çok enteresan şeyler çıktı. Okumanızı öneririm. Yani içinde tabulardan ihanete kadar, efendim sadakat duygusundan, kıskançlık duygusundan, yani o arka bahçemize attığımız her türlü duyguyu biz böyle biraz köpürttük. Biraz su yüzüne çıkardık. Enteresan bir şey olacak diye düşünüyorum. Eskiden itiraf.com vardı. İtiraf.com duruyor mu bilmiyorum ama öyle bir web sayfası vardı bundan yıllar önce. Öyle mi? İnsanlar oraya isimsiz olarak itiraflarda bulunurlardı. Ama şu anda belki kapalıdır. Yani uzun süredir öyle bir kontrol etmişliğim yok o web sayfasını. Türk toplumu yani bu anlamda biraz ketum. Yani her ne kadar konuşkan bir toplum olsak da aslında itiraf edemediklerimiz, bastırdıklarımızın da oranı ben çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Amerika gibi çok açık bir toplum değiliz. Ve bizde güç aralığı da çok yüksek. Yani bir babayla çocuğu arasındaki o güç mesafesi, ya da işte bir müdürle çalışan arasındaki güç mesafesi vesaire ve beraberinde saygı da. Yani şöyle düşünün, doğuda belki hala devam ediyordur, eskiden muhtemelen devam da ediyordur. Gelinler kayınpederlerinin yanında yemek yiyemezlerdi aynı masada. Ya da Anadolu'nun genelinde var olan babasının yanında kendi çocuğunu sevememe, kucağına alamama gibi bir takım böyle şeylerimiz var, değerlerimiz var. Bunlar ayrıca tabii tartışmaya açıktır her zaman. Değerler zaman içerisinde de değişebilir. Ama babanın yanında kendi çocuğunu sevemiyorken babana kendi çocuğunla ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili bir problem olduğunda nasıl danışabilirsin? Tabii ki danışamıyorsun. Dolayısıyla aslında itiraflarımız çok az. Sanki içimize attıklarımız çok daha fazla gibi, değil mi? Evet, düşünsenize nasıl travmalar yaratıyor. Sevilmeyi bekleyen, kucağa alınmayı bekleyen bir çocuk sırf bu bahsettiğiniz çekinceler yüzünden yapılamadığı zaman o anlamıyor. Ve ben hep şunu söylüyorum, bir hayvansever olarak da şunu söylüyorum. İnsanlar ve hayvanların en büyük besin kaynağı sevgi. Ama bazı durumlar var ki biz bunu birbirimize göstermekten bile imtina ediyoruz. Yani Cem Bey aslında hani içimize attığımız, dışımızdan paylaşamadığımız, o toksinleri dışarı vuramadığımız o kadar çok konu var ki bu sayının temasını çok doğru seçtik gibi düşünüyorum. Ama şöyle düşünülmesin, yani kimse çıkıp da kendi içindeki bir konuyu itiraf etmiyor orada. Edenler de var bu arada, o cesareti gösterenler de var, onu da söyleyeyim. Ben çok takdir ettim bu arada, çünkü ben böyle bir şey yaşadım. Bunun toksin duygusunu üzerimde taşıyorum. Bana şuna mal oldu diyebilme cesaretini gösteren yazarlarımız var. Buradan selam yolluyorum hepsine. Ve o duyguyu yazınca ya da söyleyince de zaten o toksin duygu vücuttan da çıkıyor sanki. Yani psikolojik olarak insan kendisini rahatlamış hissediyor. Az önce psikiyatrlardan bahsettiniz. Herhalde psikiyatrların ve psikologların en faydalı oldukları konu dinlemek. Yani ilaç vermenin dışında. Kesinlikle. Çünkü terapide zaten kişi kendi eşine anlatamadıklarını ya da kendi annesine babasına anlatamadıklarını bir psikoloğa derdini anlatıyor. Ve aslında o dert anlatırken çözülüyor bir yandan da. Çoğu zaman kendi koyduğumuz engellerle yaşıyoruz çünkü. O engelleri de kendimiz ancak açabiliyoruz. Yani hakikaten öyle. En yakınımıza söyleyemediğimiz şeyi bir yabancıya, hem de çok güvenilir bir yabancıya söyleyebiliriz. Bence psikologlar burada hakikaten çok önemli insanlar. Çünkü onların bir de etik şöyle değerleri var mesleki açıdan. Hiçbir hastasının bilgisini dışarıyla paylaşmamak. Bu ancak ne bileyim bir bilirkişi olarak tayin edilirse ve bir suç unsuru varsa size o kişi hakkında bilgi sorarlarsa siz paylaşabiliyorsunuz. Yoksa gerçekten hani çok ketum insanlar hiçbir şekilde paylaşmıyorlar. Bu durumda mesela size şöyle bir şey söylesem, arkadaşınıza gidip sıkıntınızı anlatabilirsiniz. Ama otomatik olarak subjektif olacaktır. Yani size diyecektir ki, aa Cem sen haklısın. Bak böyle böyle yapmışsın ama sen haklısın. Şimdi burada bir toksin atımı olmaz. Çünkü hatanızı size göstermiyor. Hemen bir yargılama ve akıl verme. Önce bir yargılıyorlar arkadaşlar ya da akrabalar. Sonra akıl verme aşamasına geçiyorlar. Hemen. Ama kimse anlama aşamasında bulunmuyor. Anlamakla ilgili kim ya da sadece yargısızca dinleme yok maalesef. Belki biz de yapıyoruz. Kesinlikle yapıyoruz. Yaparız da. Mesela çocuğumun bir sıkıntısını tarafsız olarak dinleme şansım yok. Tabii ki evladım tarafını tutacağım. Bu çok normal. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. İçimizde bizim bu sıkıntılar katman 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 büyüyüp devleşebiliyorlar. Başka bir şey haline dönüşebiliyorlar. Biz kadınlar, siz erkeklerden bir tık daha şanslıyız galiba. Çünkü biz işte kahve sohbetlerinde falan daha paylaşımcıyız. Ama erkeklere erkek adam ağlamaz, erkek adam şöyle şöyle yapmaz, bu kadar paylaşmaz diye bir şey var. Yani ben erkekleri bu konuda daha şanssız görüyorum işin açıkçası. Evet, zaten toplum olarak da biz çok hani sevgiyi de gösteremiyoruz. Hatta özellikle erkekseniz eğer sevgiyi göstermek zayıflık gibi bile anlaşılabiliyor. Her zaman böyle bir asık yüzlü durumu vardır ya Türk toplumunda. Hatta filmlerde bile mesela Kadir İnanır gülümsemesiyle değil, evet, çatık kaşlarıyla böyle bir asık yüzüyle hatırlanır. Böyle Japonlarda da mesela benzeri bir durum var, yani sert konuşmak vesaire. Öyle olunca tabii de şimdi devreye şu giriyor. Biz galiba sanki anlatamadıklarımızı daha kolay mı yazıyoruz acaba? Yani yazmak daha mı rahat geliyor? Siz şimdi 10 tane zannediyorum. 10 değil mi kitaplarınızın sayısı? Kitap, benim annesi olduğum kitap 10. Yani kendi başıma. Ama editörlük ve çevirmenlik de yaptığım için dokunduğum kitap sayısı 50'yi geçmiştir. Şöyle, çok haklısınız. Şimdi ben dergide aslında yayın yönetmenliği yaptığım için yazmamayı tercih ediyorum. Fakat bu konu çok ilgimi çektiği için en meşakkatli konuyu da kendime aldım. Cinsel haz arayışı konusundaki arka bahçelerimiz diye bir yazı yazdım. Bu sayıda mı yazdınız yoksa yeni sayı mı? Yeni sayıda çıkacak. Ha, yeni sayıda. Şimdi tabii birazcık beni gaza getirmişti olabilir. Selda Hanım bunu yazsanız siz yazarsınız falan ama tabii ben konumla ilgili yani edebiyatın arka bahçesi. Tam demin sizin sorduğunuz soru. Hakikaten yazılarımızda biz biraz arka bahçelerimizi açıyoruz. Özellikle romancılar. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Film piyasası ve edebiyat dünyası bu konudan yani bu arka bahçelerden çok fazla beslenirler. Hatta bizim belki toplum içinde kendimize kurguladığımız aile yaşantımızda ve toplum yaşantımızda konuşmaktan imtina ettiğimiz konuları bile hem okumaktan hoşlanırız hem de izlemekten. Şimdi mesela biraz bunu deştim. Madem ki biz bunları konuşmuyoruz, şey yapmıyoruz, belki bunların içine bir miktar fanteziler de giriyor. Biz bunları neden okumaktan keyif alıyoruz? Kendimize, duygularımıza yandaş mı arıyoruz? Yoksa en risksiz alan orası mı? Hani bir macera yaşarsınız. şu Amerikan filmlerinde vardır ya böyle araba kovalama sahneleri, işte yok cinayetler, pek çok şey. Şimdi bunları seyretmek, gözlemek hoşumuza gider. Neden? Çünkü kendi risksiz, rahat koltuklarımızda, elimizde kumanda, müthiş adrenalin salgılayarak o filmlerin içine girer çıkarız. Aynen kitaplar da böyle. Şimdi arka bahçelerimizdeki konularda da böyle. Belki hayalini bile kurmaya çekindiğimiz şeyleri izlemekten keyif alıyoruz. Dolayısıyla dediğiniz doğru, insanlar konuşamadıkları duyguları daha fazla yazabiliyorlar, birleştirebiliyorlar ve bunlar kesinlikle alıcı buluyor. Ama öte yandan bir şey eklemek istiyorum, lafınızı kesmeyeyim. Estağfurullah. Bunları bir popülizm unsuru haline getirmemek lazım. Yani mesela şuna hiç katılmıyorum. Efendim kitaplarınızda cinsellik işleyin, bu çok alıcı bulur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekliği olan ya da nasıl söyleyeyim, mesela bir film izlerken diyelim ki açık seçik bir sahne gördüm. O sahne o filmin akışını etkilemiyorsa o sahneye ihtiyaç yok ve beni rahatsız ediyor. Ama akışı içinde önemli bir yeri varsa o sahnenin, o zaman hakikaten olması gerektiği gibi zaten iyi yönetmenler bunu bu şekilde yapıyorlar. Olması gerektiği gibi dozunda, ne fazla ne az. Demem o ki ihtiyaç varsa cinsellikte, cinayette, işte ne bileyim macerada konunun içinde uygun şekilde işlenmeli vesaire vesaire. Bu konular çok mürekkep konular. Evet, ve aynısı romanlar için de geçerli değil mi? Yani evet. Tıpkı filmlerde olduğu gibi romanda da bir kurgu var ve o kurguyu yazar işliyor. Bir de sanki son dönemde roman yazanların ve işte diğer kitaplar da dahil olmak üzere yazarlarımızın sayısı arttı. Acaba bizim bu itiraf edemediklerimizi daha kolay yazıya dökebilmemizden dolayı mı kaynaklanıyor, yoksa popüler kültürün bir etkisi mi? Yazarlık çünkü biraz da egoyu besleyen bir şey sanki. Şimdi yazar olmak çok uzun soluklu bir süreç. Şimdi ben 10 kitap yazdım ama son herhalde 4-5 kitabımda kendime yazar diyebiliyorum. Neden? Çünkü artık adanmışlık şeklinde ben bu işi yapıyorum. Ama 25-30 senelik bir profesyonel geçmişim var. Yani ben ODTÜ'den mezun olduktan sonra bilişim sektörüne girdim. Oradan sağlık sektörü, işte bankada çalıştım vesaire. Bir sürü işler yaptım. Eğitim işine girdim ve hayatım boyunca da hep yazıyordum. Ama ilk kitabım kaç yaşında basıldı biliyor musunuz? 40 yaşındayken. Yani hayatı boyunca yazan bir insanın ilk kitabını 40 yaşında çıkartması. Şimdi sorunuz şöyle, yazarlarımız arttı. Yazarlarımız nerede arttı? Romancılar artmadı. Ya da roman, bakın şöyle arttı. Kişisel gelişim yazanlar. Ya belki o ilk Secret'larla çıkmıştır biliyorsunuz. Ya da Eric Fromm'larla çıkmıştır. Bu tip yazılar, yani iyilik, şunu yaparsan daha iyi olacak, umut dağıtan yazı tipleri, biz buna kişisel gelişim ya da dönüşüm kitapları diyelim, baktılar ki çok alıcı buluyor. Ortaya iyilikçiler çıktı. Yani benim bir formülüm var, bunu yaparsan çok verim alacaksın diyen herkes kitap yazmaya başladı. Yazsınlar, hiçbir itirazım yok. Ama mesela yazan insanla, ben bir kitap yazdım diyen insanla yazarım ben diyen insan arasında bir fark var Cem Bey. Yani yazar olmak bir adanmışlık gerektiriyor. Kedi galiba mama mı istiyor acaba? Kedi peki, oyun istiyor. Geliyor oyun mu istiyor? Geliyor ama sorun değil. Bizim konuklarımızın birçoğu evde kedi besliyor ve bu pandemi süresi boyunca birçok kedi miyavlaması duyduk. Bizim açımızdan sıkıntı yok. Siz de rahat olabilirsiniz ama eğer mama istiyorsa mamasını verebilirsiniz ya da oyununu. Kaldığımız yerden devam edebiliriz de. Çok teşekkür ederim ama rahatsız ediyorsa ara vereyim, rahatsız etmiyorsa bu şekilde devam edelim. Şu an herhangi bir rahatsızlık yok. Yani benim açımdan yok. Tabii bundan rahatsız olacak izleyeceğimiz olur mu bilmiyorum. Herhalde olacağını da sanmıyorum. Birçok kişi kedi seviyor. Kedi zaten çok enteresan. Ben yürüyüş yapıyorum bizim sitede. Şeye çıkıyor, pencere pervazına ve beni oradan Siz hani eskiden anneler çocuklarını çağırırlardı ya. Evladım gel işte baban demek hazır. Benim kedim de bana bağırıyor. Hadi gel artık neredesin diye. Enteresan. Evet tabii onlar hayatı çok saf bir şekilde yaşıyorlar. Şu an sizin bir görüşmede olduğunuzun bile farkında değiller. Muhtemelen o şu anda aşağıdan sahibine şöyle bakıyor. Yine kendi kendine konuşmaya başladı diye düşünüyor olabilir yani. Sürekli ekrana bakıp konuşuyor falan diyordur yani. Muhtemelen evet. Bu kitapçılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz peki? Yani kitap artık hayatımızın içerisinde özellikle son 5-6 yıldır ve her geçen gün daha da artarak kendisini ortaya çıkartıyor. Bir de kitapçılık bir sektör haline geldi. Yayıncılık, yayın evleri. Başlangıçta aslında biraz daha bunu konuşmak istiyorum. Bukazin dediniz. Mesela Bukazin bu sektöre belki daha eskisi vardır ama yani Türkiye'de en azından benim ilk defa duyduğum ve yeni yeni giren bir uygulama. Nasıl görüyorsunuz kitabın bugününü ve yarınını? Yarına dair düşünceleriniz neler? Şöyle diyeyim, bir kere yayıncılıkla kitapçılığı ayıralım. Kitap satan mağazalar inşallah her daim olur. Ama şöyle görüyorum, bu e-kitapların çıkması kitaba hani şöyle dokunup da kitabı şöyle koklayarak okursunuz ya, bu şeyi biraz azaltabilir. Çok ileri vadede diye düşünüyorum. Artık e-kütüphaneler oluşmaya başladı. İşte insanlar o Kindle'larının içine alıp okuyorlar. Onlara da bu arada gerçek okur. Çünkü hani kitapla değil, yazanın içeriğiyle ilgilenen insanlar olarak bakıyorum. Ama inşallah kitapçılık, yani kitap mağazaları devam eder. Dileğim bu. Kitap dinlemeye ne diyorsunuz? Onu da hemen bir sorayım evet, arada. Güzel bir şey. Şöyle ki kitap dinlemek. Mesela yürüyüş yapıyorsunuz doğada. O kitabın içeriğini dinlemek çok keyifli bir şey. Ama okumak başka bir şey. Bakın okumakta göz ve beyin koordinasyonu ve sizin kendi algınız çok önemli. Halbuki dinlerken okuyanın ses tonuyla onun tonlamasıyla dinliyorsunuz. Bu başka bir şey. Kendi okumanız başka bir şey. Her ikisi de güzel. Her ikisi de iyi. Ben şöyle bir şey öneriyorum. Kitap dinleyin. Fırsatınız varsa yürüyüş yaparken müzik de dinleyebilirsiniz ama kitap da dinleyin. Arabanızda giderken, trafikte oyalanırken ama kitap okumaya da vakit ayırmak lazım. Okumak başka bir zihin gelişimi. Çok aktif oluyorsunuz o sırada. Mesela film izlerken daha pasifsiniz. Böyle oturup ekranda o görsellerin sizi etkilemesi. Halbuki diğerinde aktif bir eylem yapıyorsunuz. Kafanızı veremediğiniz anda kopup gittiğiniz bir eylem ama her okuma bir sonraki okuma için faydalı. Geleceğini nasıl görüyorum? Şimdi yazarlar arttıkça okurlar da artıyor mu acaba? Türkiye'nin istatistikleri çok kötü Cem Bey. Ya bildiğiniz gibi değil. Bakın dünyada en fazla kitap okunan ülkeler Fransa, İngiltere gibi ülkeler. Onlar da kitap okuyan insan sayısı %24'ler civarında. Kitap okumaktan bahsediyorum yani. Hayır, okuyabilmekten değil. Çünkü okur yazar oranı başka bir şey. O okur yazarlar arasında kitap okuyan insan sayısı başka bir şey. Kitap okuyan insan sayısı gelişmiş ülkelerde %24'ler civarındayken, Japonya, Amerika gibi ülkelerde %12'lere düşerken bizim ülkemizde 1/1000. Şimdi binde bir. Bakın, bu yani ayda bir kitaptan mı bahsediyoruz yoksa yani %24 dediğimiz İngiltere'deki %24 neyi temsil ediyor? Ayda biri mi? Bir ortalamadan bahsediyoruz. Şimdi insan popülasyonunun okuryazar kısmının %24'ü kitap okuyor. Şimdi şu istatistiği de koyayım ortaya. Peki bizim ülkemizde 1/1000 kitap okuyor. Üstelik de bizdeki okuryazarlık oranı %97,5'lardı. Yani okuryazarlık yaşı gelmiş insanların yüzde kaçı okuryazar? %97,5. Çok mu iyi? Hayır. Çok mu kötü? Hayır. Çünkü 208 ülke arasından 86. falanız. Ama mesela Danimarka gibi bir ülkede %100. Yani okuryazarlık yaşı gelmiş. Bir insanın okuryazar olması %100. Amerika Birleşik Devletleri'nde %99,5 mesela. Orada da bir fire vermiş. Her neyse. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu okur yazar olan kitlenin 1/1000'i kitap okuyor ya, o 1/1000'e günde ayrılan sürene kadar 1 dakika. Kitabın başlığına mı bakıyor sadece? O kadar kötü bir ortalama ki bu. Çünkü aynı istatistik diyor ki 6 saat televizyon, 3 saatte sosyal medyaya zaman ayrılıyor. Yani kitap okumuyor bu insanlar ama sosyal medya mesajı okuyor. Şimdi bu istatistikten yola çıkarsak şunu söyleyeyim. Yazar sayımız artıyor. Okur sayımız değiştiriyor, tip değiştiriyor. Yani kitap okumuyor ki. Bunun an-ı vahitte düzelmesi gerekiyor. Çünkü ancak okur yazar olursak zihin kapasitelerimiz çağdaş ülkeler seviyesine çıkabilir. Aksi takdirde hep kulaktan dolma bilgilerle idare ederiz. Yani biz doğruyu yanlışı birbirinden ayırt etmek için ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimi yetmiyor. Sürekli beyin kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada yayıncılara büyük rol düşüyor. Türkiye'de çok fazla yayıncı var bu arada. Şimdi artık pandemiden dolayı fuarlar ertelendi ama hiç gittiniz mi bir kitap fuarına bilmiyorum. Bu sene gitmedim. Yani en son pandemiden önce 2019'da gitmiştim. Ne kadar kalabalık, farkında mısınız? Hiç hayal edebilir misiniz bu kadar çok yayıncı olduğunu? Daha da korkunç çok fazla. Her ay yaklaşık 4000'in üzerinde kitap rafta yer arıyor. Yeni kitap. Şimdi bir kitap rafa çıkmışsa eğer, çıkabilmişse o bir başarı. Rafa çıkmak ne demek? Yani büyük büyük kitap evlerinin rafında o kitabı görüyorsanız. Fakat maalesef ki şöyle de bir durum var. Bu işin ticari boyutu var ya. Yani satan kitabı daha çok basalım, satan kitabı daha çok ortalığa koyalım, satan kitabı bir şey yapalım. Bu işin ticari kısmı. Peki nerede kaldı bizim edebiyatımızın gelişmesi, hak edenin kazanması? Şimdi buna yayın dünyası şöyle diyor. Kuyruğu uzun insanlar, yani sosyal medyada kalabalıksa, takipçisi kalabalıksa, milyon takipçisi varsa, yani o insan mendil de satsa alıcı bulur, kalem de satsa alıcı bulur, kitap da yazsa alıcı bulur. Ama bu alıcılık ve bu satıcılık kalifiye bir alıcılık ve satıcılık değil. Popülist bir alıcılık, satıcılık. Bu edebiyatı geliştirmez, bu kitap yazarlarını da geliştirmez. Olması gereken ise hakikaten yiğidin hakkını yiğide vereceksiniz. Belki adanmış kişilere özel bir alan ayıracaksınız kitap evlerinde. Diğer çok satanları da mutlaka koyun bir kenara. Ama emin olun ki çok satan bir kitap, iyi kitap demek değil. Evet. Kitaplar çok satmıyor demiyorum. Bakın burası çok önemli. Sadece çok satanlar iyi değil. Örnek vereyim size. Green'in 50 tonu. Hayatımda okuduğum en berbat kitaplardan bir tanesi. Ama okudum. Neden? Çok Amerikan zaten pazarlama dünyası bunu size bir şekilde aldırtıp okutuyor. Çünkü neden? Merak ediyorsunuz. Benim bilmediğim ne yazmışlar acaba? Herkesi hayrete düşüren ne var acaba bunun içinde diyorsunuz. Alıp okuyorsunuz. Ve çok da sattı. Bütün ülkelerde çok sattı. Edebiyat namına içinde hiçbir şey yok. 0. İçerik namına da yok işin kötü tarafı. Hani fanteziler vesaire diyoruz ya. Yani bir şey yok Cem Bey. Belki okumuşsunuz. Evet. Siz de? Okumadım. Yani filmini gördüm. O filmi de sonuna kadar bitiremedim. Film de bana çok sıkıcı gelmişti. Yani okuyucu da kalifiye değil galiba. Yani şimdi baktığımız zaman hani 1/1000 okuma oranımız 1/1000 diyoruz ya. O 1/1000 acaba ne okuyor? Yani ben o çok satan kitap raflarına baktığımda işte mesela 3. sırada şeyi görüyorum. Kocanı nasıl kandırırsın? Heh. Yani şimdi bunu 3. sıraya çıkıyor bu kitap ve bakıyorum 100.000, 200.000 satmış. Şimdi burada okuyucuya da bir rol düşüyor. Zaten benim her zaman söylediğim bir şey, bu dünyayı sona erdirecek olan şey nükleer bombalar değil, popüler kültür olacak. Yani biz kendi kendimizi sona erdiriyoruz maalesef. Ama şimdi şöyle bakacak olursak, popüler kültür de olmasa o çark dönmeyecek gibi görünüyor. İnsanlarda şöyle bir duygu var ya Cem Bey, insanlar hazza yönelir, sıkıntıdan kaçar. Şimdi evet. Ben edebiyat yapıyorum diye eğer o okuru alıp da ona korkunç zamanlar geçirtiyorsam, yani onu eğlendirmiyorsam, haz vermiyorsam, akıcı bir dil kullanmamışsam, sadece kafasını karıştırıyorsam iyi bir yazar değilim. Yani daha doğrusu bugünün iyi yazarı değilim. Eskiler daha şanslıymış. Yani klasik dönemin edebiyatçıları sonsuz tasvirler yapabiliyorlarmış. Artık kitaplarda, yani bugünün yazarları öyle uzun tasvirler yaptıkları anda hop kapatıyorlar, kitabı kenara koyuyorlar. Tamam canım, çok güzel yazmışsın ama ben sana sonra bakarım. Biz onu arkadaşlarla hep konuşuruz. Yani Tolstoy ya da Dostoyevski çağımızda yaşasaydı bu kadar satabilir miydi acaba? Yani kitapları bastıracak yayın evi bile bulamazlardı bence. Şimdi klasikçilerin çok büyük bir avantajı var. Mesela ben hep diyorum ya, yazılabilecek bütün konular klasikçiler tarafından yazıldı. Bestelenebilecek bütün parçalar da Beatles tarafından bestelendi. Artık bize bunların üzerine keyifli şeyler koymak düşüyor. Yani tüy dikmek düşüyor. Bugünün yazarları. Şimdi biz eğitim veriyorum, yazarlık eğitimi. Derslerimden bir tanesi şu, Türk Edebiyatı'nda unutulmaz eserleri. Sıralıyorum. İşte Sabahattin Ali'ler, Yaşar Kemal'ler, Kemal Tahir'ler vesaire vesaire vesaire, onların kitaplarını 40 küsür tane kitap inceliyoruz bir derste. Fakat diyorum ki dersin sonunda, bakınız bunları bilin ama sadece bunları okumayın. Sadece bunları okumayın. Günümüz yazarlarını okumak durumundasınız. Çünkü siz günümüz yazarı olmak istiyorsunuz. Rakiplerinizi neler yazdıklarını bilmek durumundasınız. Bugünün Türkçesini konuşmak durumundasınız falan falan. Şimdi şeye gelelim, dergicilik konusuna. Benimki gene konuşmaya başladı, konuşan kedim. Sizinki evet, cam kenarında şu anda diğer kedilere mi yavlıyor galiba? Bilmiyorum, ama sürekli mi yavlıyor? Dergicilik konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Edebiyat dergilerini mutlaka okumalarını öneriyorum kendi öğrencilerime. Neden? Diyorum ki kendi yazarınızı buradan seçebilirsiniz. Edebiyat dergilerinde böyle üçer beşer sayfalık hikayeler yayınlıyorlar. Edebiyat ağırlıklı, bahsettim ya mesela Ramen dergisi. Hakikaten içlerinde bulduğum, daha önce isimlerini duymadığım, çünkü güncel yazar. Hepimiz Sabahattin Ali'yi duyduk ama o kişileri duymadık. O kadar hoşuma gidiyor ki Türkçeleri, dillerin akışkanlıkları, seçtikleri konular. Ben oradan yazarımı tutup çıkarıp onun kitabını alıp okuyabilirim. Keza işte Çıldırmadan Önce Son Çıkış'ta da. Şimdi biz burada edebiyat yapmıyoruz ama kişisel gelişimse amaç, bu yazarların yazdığı kitapları alıp okuyabilirsiniz. Önce dergilerden yola çıkarak kendi yazarınızı keşfedin diyorum insanlar. Bu arada kitabın şeyi de, baskı kalitesi de çok iyi. Yani kitap dedim, pardon, dergi. Daha doğrusu dergi kitap. Hatta şunu da gösterelim hatta. Bu kazin, evet. Şimdi sevgili Kutlu Kamperker dünya çapında önemli bir çizerdir. New York'ta uzun seneler yaşadı ve o bize illüstrasyonlarını paylaştı. Bize arşivini açtı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Fakat yeni çizerlere de biz bu dergide yer veriyoruz. Hatta bir tanesi benim kızım. Parsons'da okuyor. Bir tanesi Ringling'de okuyan, yine illüstrasyon üzerine, motion design üzerine bir başka çizerimiz var. Biz gelecek sayılarda, buradan da mesaj vermiş olayım, yeni çizerlere yer vermek istiyoruz. Bana illüstrasyon yollamak isteyen yeni çizerler, tabii çizim yazamıyorum, cizim@destekyayınları.com'a gönderebilirlerse çizimlerini, biz mütakip sayılarda onların çizimlerine yer vermek isteriz. Böyle. Peki yeni yazarlara da yer vermeyi düşünür müsünüz? Mesela her sayıda belki yeni bir yazar. Düşünmüyor musunuz? Bununla baş edemeyiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle, haksızlık olur. Pek çok yazarın yazı yollayacağını biliyorum. Ama hepsinin okunup edit edilmesi gerekiyor. Ve işin açıkçası çok yazarlı bir yapımız olduğu için, en azından şimdilik değil. Ama günün birinde neden olmasın, çok da güzel bir öneri. Günün birinde neden olmasın ama şimdilik değil. Hele bir dergimiz otursun. Çünkü daha 2. sayısını şu anda konuşuyoruz. Evet. Böyle. 3 ayda bir yayınlanacak değil mi bu dergi? İnşallah. O da yine tutmasına bağlı. Bir şeyler hani baktık ki hakikaten çok talep geliyor. Belki bu süre kısaltılabilir. Ama şimdilik 3 ayda bir gibi planladık. Durum ne gösterirse. Bu fikir nasıl oluştu? Yani nereden aklınıza geldi bir bukazin yazmak? Bir şey söyleyeyim ya. Edebiyatla ilgili olan bukazinler vardı. Fakat doğru söylemiştiniz, evet. Kişisel gelişim ağırlıklı, psikoloji ağırlıklı bir şey yoktu. Biz o boşluğu doldurmak istedik. Ve pandemi de buna aslında fırsat tanıdı. Çünkü aslında içinde hepimizin sorduğu, cevap aradığı bazı konular var. Pandemi yaptırdı bize bu güzelliği. Biraz da imece usulü gibi olmuş kitap. Yani mesela bir yazara deseniz ki bir tane kitap yaz deseniz, yazması çok zaman alır. Ama her bir yazar bir yazı yazdığında 2-3 sayfalık hop bir anda bir kitap ortaya çıkıyor. Genelde bilimsel kitaplarda vardır bu. Çok yazarlıdırlar. Genelde evet. O tür kitaplarda da editör ön plandadır. Siz de burada editörüsünüz galiba değil mi? Galiba evet. Değil öyle. Editörüsünüz. Editörüyüm, evet. Bu bukazinlerin dünyadaki durumu nasıl Selda Hanım? Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın. Çok yaygın ama tabii oradaki kitap miktarıyla burayı da kıyaslayamayız. Yani orada daha fazla bir üretim var. Dolayısıyla bu konuda başı çekiyorlar. Yine dediğim gibi İngiltere, Fransa var. Yani yok değil. Bu bizim keşfimiz değil. Ancak galiba bukazin kelimesini Türk jargonuna biz sokabiliriz yakında. Evet, öyle görünüyor. Çünkü yani İngilizce kelime olarak book ve magazin, bukazin diye aradığınız zaman mesela Google'da var ama B-U-K-A-Z-in diye aradığınız zaman yok. Yine evet. Dolayısıyla zaten muhtemelen biz de onunla ilgili bir etiket koyarız diye düşünüyorum. En azından biz de ilk bukazin etiketini koymuş kişi oluruz. Bu kanal oluruz. Bir yandan da aklıma gelmiyor değil. Neden buna Magabook değil de bukazin demişler? Magabook da fena olmazdı sanki. Magabook da fena olmazmış. Güzel olurmuş, evet, doğru. Evet. Selda Hanım, çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Genel bir aslında şey oldu. Hem bir öz eleştiri yaptık yazarlık dünyasına, yayın dünyasına. Hem de özelde bukazin konusunu konuşmuş olduk. Güzel, faydalı bir sohbet oldu. Yazar olmayı düşünen ya da hali hazırda yazarlık yapıp ama henüz böyle bir yayın eviyle çalışmamış olan genç arkadaşlara ne önerirsiniz son olarak? Yani yazarlığı tam zamanlı yapmak isteyen kişilere öneriniz ne olur? Öncelikle biraz saçlarını ağartmalarını öneriyorum. Şöyle bir şey, şimdi yazarlık adanmışlık gerektiriyor diyorum ya. İlk başlayan kişilerin karınlarını yazarlıkla doyurması çok zor. Ya ben gideyim bir kitap yazayım da o da çok satsın da ben de köşeyi döneyim diye bir hikaye yok. Dolayısıyla yazmaya devam etsinler. Yayın evlerinin kapılarını aşındırmaya devam etsinler. Ama şunu bilsinler ki biraz tecrübe gerekiyor. O tecrübede senelerle oluyor. Dedim ya, ilk kitabım 40 yaşında basıldı. Şimdi 53 yaşındayım. Yine iyi yol almışım, yani yine üretken olabilmişim. Çok daha önceden cesaret edebilseydim belki şu anda daha çok kitabım olacaktı, daha bilinen bir yazar olacaktım. Ama şu anda sadece bu işi yapıyorum, yani yazmakla ilgili eğitim veriyorum, edit işlemleri yapıyorum, çeviriler yapıyorum, kitaplar yazıyorum, proje kitaplar yazıyorum, başkalarının biyografilerini yazıyorum falan, yazıyorum, yani yazmakla ilgili. Bundan sonra işte Selda Terek denilince bu anılacak. Başka bir şey değil. Ve bunu aslında kendi karnımı doyuracak parayı başka işlerden kazanmışım. Bir anda şey olmamışım. Şu anda biraz bir noktaya gelebildim yazar olarak ama dediğim gibi çok uzun süreçlerden geçiyoruz. Ben kimsenin şeyini kırmak istemem. Cesaretini kırmak istemem, ümidini de kırmak istemem. Ama hayallerimizi gerçeklerin üzerine oturtalım. Uzun vadeli bir yola çıkıyorlar. Karınlarını doyuracak işi yapsınlar. Yazmaya da devam etsinler. Ta ki kendilerini bu işe adayabilecekleri güne kadar. Ondan sonra da zaten yokuş aşağı gidiyor bazı şeyler. Peki, çok teşekkür ederiz Selda Hanım bu güzel verdiğiniz bilgiler için. Evet sevgili Bilgi Ağacı izleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz yazar ve editör ve gördüğünüz üzere kendisini yazmaya adamış olan Selda Terek'ti. Selda Hanım'la kitapların konusunu ve bukazin konusunu konuştuk. Aynı zamanda Çıldırmadan Önce Son Çıkış bukazini üzerinde de konuştuk. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet, bir Bilgi Ağacı'nın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.